Doktor Tuğba Yanpar Yelken, Eğitim İlimleri Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktayım. Bölümümüz, eğitim fakültemiz 1999 yılında kurulduğundan bu yana aktif olarak faaliyet gösteren bölümlerimizden biridir. Bölümümüzde 4 ana bilim dalımız bulunmaktadır. Bu ana bilim dalları eğitim bilimleri içerisinde eğitim programları ve öğretim, eğitimde ölçme ve değerlendirme, rehberlik ve psikolojik danışmanlık ve eğitim yönetimi ana bilim dallarımızdan oluşmaktadır. Eğitim bilimleri bölümünün fiziksel koşullarına baktığımızda fakültemizin tüm sınıflarından yararlanabilmekteyiz. Bunun yanında bölümümüze tahsis edilmiş bulunan 4 adet seminer odası ve psikolojik danışma ve rehberlik birimi uygulama birimimize bağlı olarak 7 bireysel ve 2 adet de grupla psikolojik danışma odamız bulunmaktadır. Bu şekilde fiziksel koşullarımızda bir sıkıntı bulunmamaktadır. Aynı zamanda teknolojik imkanlarımız, bilgisayar laboratuvarlarımız, fakültenin bütün imkanlarından yararlanabilir öğrencilerimiz. Şimdi ana bilim dallarımız hakkında bilgi vermek istiyorum. Psikolojik danışma ve rehberlik ana bilim dalımız, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veren programlarımızdan birisidir. Ve programa baktığımız zaman eşit ağırlık puan türüyle öğrencilerimiz gelmektedir. Ve ana bilim dalımızda 6 profesör, 2 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 1 doktor araştırma görevlisi ve 2 de araştırma görevlisi bulunmaktadır. Rehberlik ve psikolojik danışma programı lisansın yanı sıra lisansüstü programları ve tesis yüksek lisans programları da bulunmaktadır. Bölümde psikoloji ve eğitim ağırlıklı dersler verilmektedir. Ayrıca çok sayıda seçmeli ders alma olanağı da bulunmaktadır. Dersler hem teorik hem de uygulamalı olarak verilmektedir. Ve bölümümüz öğrencileri aynı zamanda anlaşmalı olarak bulunduğumuz ikili anlaşmaların yer aldığı yurt dışı Polonya, Litvanya, Letonya gibi ülkelerde de değişim programlarına katılabilmektedir. Bu programın amacı rehberlik psikolojik danışma hizmetlerine ihtiyaç duyulabilecek çeşitli kurum ve kuruluşlarda, başta okullarımız olmak üzere, rehber öğretmenlik olmak üzere kişisel, sosyal, mesleki ve eğitsel alanlarda rehberlik hizmetlerini etkili bir biçimde sunabilen, mesleğe ait etik ve yasalara bağlı, kendini geliştirmeyi sürdüren duyarlı, çağdaş psikolojik danışmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Buradan mezun olanlar rehber öğretmenlik yanında pedagog, insan kaynakları uzmanı, eğitim uzmanı gibi alanlarda da çalışabilmektedirler. Bunlar içerisinde eğitim yanında adalet, sağlık, endüstri gibi çeşitli sektörlerde de çalışabilmektedirler. Eğitim programları ve öğretim ana bilim dalından bahsetmek istiyorum. Eğitim programları ve öğretim ana bilim dalımız 3 adet profesör, 4 adet doçent ve 1 adet doktor öğretim üyesi kadrosundan oluşmaktadır. Ve programımız yüksek lisans programına 2003 yılında başlamış, doktora programına da 2006 yılında başlamıştır. Ayrıca günümüzde tesis yüksek lisans programları da yürütülmektedir. Bu programlar yanında alanımızla ilgili lisans öğrencilerimize servis derslerini yürütmekteyiz. Bu programın amacı eğitim fakültesi lisans öğrenimini veya pedagojik formasyon eğitimini başarıyla tamamlamış mezunlara bir üst düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma imkanları sunmak, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama, analiz etme gibi becerileri kazandırmak ve öğrencilerimizi doktora programına hazırlamak, akademisyenliğe hazırlamak, üniversite içinde ve üniversite dışında mesleki kariyer yapmaya yöneltmek, okul ve iş dünyasının gereksinimlerine ve beklentilerine cevap verebilen, evrensel kavramları algılayabilen, irdeleyebilen eğitimcilerin yetiştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Kısacası eğitim programları ve öğretim alanında üniversitelerde akademik çalışma yapabilecek akademisyenler hem de çeşitli kurumlarda eğitim programları önerebilecek ve onları işleyiş içerisinde geliştirecek program geliştirme uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitimde ölçme ve değerlendirme ana bilim dalımız, Türkiye'de eğitim fakülteleri içerisinde ölçme ve değerlendirme alanında yüksek lisans ve doktora dereceli eğitim veren programlardan birisidir. Ana bilim dalımız 2001-2002 öğretim yılında eğitim bilimleri bünyesinde kurulmuş olup 2003-2004 yılında yüksek lisans programına, 2006-2007 yılında da doktora programına başlamıştır. Ana bilim dalımız öğretim kadrosunda 1 profesör, 3 doçent yer almaktadır. Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda veri analitiğine gereksinim duyan kuruluşlarda istihdam edilebilmektedir. Bu ana bilim dalının amacına geldiğimizde
Öncelikle ülkemizin ulusal eğitim politikalarına, eğitimde ölçme ve değerlendirme alanındaki etkinliklere yön vermek ve yön veren bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. İkincisi, ölçme ve değerlendirme alanlarındaki sorunları çözmek ve ulusal ve uluslararası bu anlamdaki çalışmalara katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Öğrencilere iş yaşamlarında ölçme ve değerlendirme uzmanı olmaları için gerekli kurumsal ve uygulamalı beceri ve deneyim kazandırmak amaçlanmaktadır ve aynı zamanda bilişim teknolojilerini etkili kullanabilen ölçme veri analitiği alanlarında kurumsal çözümler ve ürünler oluşturabilen bireyler yetiştirmektir. Eğitim yönetimi anabilim dalımızdan bahsetmek istiyorum son olarak. Eğitim yönetimi anabilim dalımız 2003-2004 öğretim yılında tezli yüksek lisans programı ile eğitim öğretime başlamıştır. Bilim dalımızda 5 profesör, 1 doçent, 1 doktor öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bilim dalımızın vizyonuna geldiğimizde bireysel ve akademik açıdan gelişme düşüncesine sahip uzman ve yönetici adaylarını yetiştirerek gelişme anlayışının yaygınlık kazanmasını sağlamaktır. Eğitim yönetimi bilim dalımızda tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktor olmak üzere 3 program yürütülmektedir. Aynı zamanda lisans düzeyinde servis dersleri verilmektedir. Lisans üstü eğitim programlarında amaç, ilgili akademik donanıma ve bilimsel bir tavra sahip uzman ve yönetici adaylarını yetiştirmektir. Programlara katılan öğrencilerimizin güncel bilgilere ulaşabilmesi, bunları yorumlayabilmesi, geçmiş bilgileriyle ilişkilendirmesi, teori ile pratiği birleştirmesi için gerekli teorik ve pratik eğitimin verilmesinin yanında onlara gerekli danışmanlıkları yapacak, çok yönlü gelişimlerini desteklemek amaçlanmaktadır. Sevgili öğrenci adaylarımız, sizleri bölümümüze bekliyoruz. Eğitim Bilimleri bölümü Türkiye'de saygın, akademik kadroya sahip hem araştırma yönüyle hem eğitim tecrübesiyle oldukça gelişmiş kapasiteye sahip bir bölümdür. Bu nedenle sizleri bölümümüze hem lisans düzeyinde psikolojik danışma rehberlik alanında hem de lisans üstü düzeyde 4 ana bilim dalımızda eğitimde ölçme değerlendirme, eğitim programları öğretim, eğitim yönetimi, psikolojik danışma rehberlik alanında bekliyoruz. Bunun yanında öğretmen olarak çalışan, milli eğitimde görev yapan öğretmenlerimizi de tezsiz yüksek lisans programlarımıza, bunun yanında tezli ve doktora programlarımıza da bekliyoruz.